isteği devlenecek, parası yok dilenecek, kapı kapı borç edecek. Vay pusikim pusikim, ay pusikim pusikim, hani ya benim sevdiğim, vur davula tok bakalım abi. Ben 1953 doğumlu, Elazığ Harputluyum. Çocukluğumdan beri kültüre çok meraklıyım. Bildiğiniz gibi bu kültür ne? Folklor, tiyatro ve seyirlik oyunlar. Ben bu seyirlik oyunları folklordan önce Elazığ'da bazı yerlerde duymuşsunuzdur. Elazığ'da Gökçen Kılıç diye değerli abimizden bu seyirlik oyunları öğrendim. Bu seyirlik oyunları nedir? Leblebici oyunu, bir de pisik oyunu. Çok meşhurdur pisik oyunu. Ben 63 yılından beri bu oyunu oynuyorum. Kimden öğrendim derseniz Gökçen Kılıç. Gökçen Kılıç şu anda 85-90 yaşında hemen hemen vardır. Yaşıyor da. Tabii ki bizim hocamız odur. Biz folkloru öğrendiğimiz zaman en fazla işte Elazığ folkloru, tiyatrosu, yöresel tiyatrolar. Ben merakımı o şekilde gideriyorum. İlkokul çağlarında müsamere derlerdi. Müsamere yaparlardı. Müsamerede bu pisik oyununu oynadım. Pisik oyununu oynadığım zaman Gökçen Kılıç derdi ki oğlum pisik oyunu mimik oyunudur. Düz oyun değildir. Tabii ki bu mimik oyunu ne? İşte kıç sallama, bıyık oynatma, su atma ve bu oyunları mimik oyunu olarak yani düz bir oyun değildir bu. İlgi duymamın sebebi yöresel oyun olduğu için ben o şeyden dolayı duymamıştım, görmemiştim. Bunu öğreneceğim dedim. Bu oyunu öğreneceğim ve sunmaya çalışacağım. İşte bu oyunu 1960'dan beri oynamaya başladım. Müsamerelerde çıktım. Daha sonra işte gençlik çağlarımızda tiyatrolarda oynadım. Fuarlarda oynuyorum, gecelerde oynuyorum. Ve ben bu oyunda en hoşuma giden mimik oyunu olduğu için oynuyorum. Düz bir oyun olduğu için her şey de düzdür. Yani önemli değil. Mesela folklorda güvercin oyunu. Mimiklerden oynanır. Yani güvercin oyunu mimikli oynanır. Hareketli oynanır. Düz bir halay gibi değildir. Düz bir derulo gibi değildir. Derulo'nun mesela sözleri mimiktir. Bu da mimiktir yani. Bunun için en çok sevdiğim oyunlardan biri pisik oyunudur. Şu anda halen daha bu oyunları oynuyorum yani. Oynamamazlık etmiyorum. Çağrıldığım zaman gittiğim yerlere giderim. Düğünlere giderim. Gecelere giderim. Toplantılara giderim. Çoğu da bu oyunumu takdir etmiştir yani. Bazıları derler ki yapmacık yapıyorlar. Cahit yapmacık yapıyor. Ya Cahit yapmacık değil. Biz bu oyunu mimik olarak yapıyoruz. Herkes de oynar. Mesela komşu illerde de oynarlar bu oyunu. Ama düz iki kişi oynar. Ha biz de iki kişi oynarız. Arkamızdan gelen şahıs yaptığım hareketlerin aynısını yapar yani. Belki görmüşsünüz, izlemişsiniz yani bunları. Elazığ'a has bir oyun, Ova köylerinde oynanmış. Bu oyun Ova köylerinde oynanmış. Düğünlerde en fazla Ova köylerde yapılan düğünlerde oynanmış. Şimdi yani şimdiki zamanda salonlar var.
daha eski ova köylerde düğünler yani nadir 3-5 tane senede olur olmaz. Benim öğrendiğim şahıs ova köylerinin hepsine hemen hemen gitmiştir yani. Şu anda Mehmet kardeşimiz var benim yaşlarımda. Biz bu oyunu ikimiz beraber ağır bakımın veda gecesi vardı. 1980'lerde ağır bakımda veda gecesi vardı. Biz veda gecesinde bu oyunu oynadık. Tabii ki tüm bürokratlar bu oyunlarımı izlemiştir. Bürokratlar yani izlemiştir. Atıyorum mesela Mehmet Ağar, Fenerbahçe'nin Data Küçük. Yani hep izlemişlerdir bunlar benim oyunlarımı. Yani ben Elazığ'da tek değil, var oynayanlar var. Yani yeni yeni yetmeler var. Onları da seviyorum. Keşke daha oynayan olsa. Keşke gelip benden yararlansalar. Bu oyunlar nasıl oynanır, nasıl eder? Yani ben çocukları yetiştirmek istiyorum. Çocuklar yetişmek istemiyor. Neymiş? Sağda solda efendim bu soytarlık yapıyor. Ya mimik oyunu da soytarlık diye bir şey yoktur. Biz soytarlık yapmıyoruz. Hacivat Karagöz gibi yani onlar soytarlık mı yapıyor? Bir şeyleri sergiliyorlar, tiyatro sergiliyorlar, şey yapıyorlar. İşte benim gayem öğretmek, herkese öğretmek bu oyunu. Çok şükür değerlerimiz var. Ha bu oyun sadece davul klarnet oyunudur. Bunu söyleyelim. Yani ince sazdan da oynanır ama en fazla davul klarnet oyunudur. Davul klarnet olmasa bu oyun oynanmaz. Belki izlemişsiniz beni defalarca. Sahnelere çıkmışımdır. Vallahi bilmiyorum yani. Beni çok eleştirenler de oldu bu oyunlarda. Fuarlara gidiyorum. Ondan sonra sosyal medyadan atıyorlar. Bu adam ne yapıyor? Ya ne yapıyor? İcraatını yapıyor. Oyunları sergiliyor. Ben mesela Bursa'ya gittim. Bursa'da yani beni izleyen sayısız seyirci izledi. O Bursa'da efendim bu ağzına su alıyor. Bunları anlatayım ki herkes bilsin. Ağzına su alıyor, ona buna üflüyor. Miyav ediyor, çocukları korkutuyor. Ya arkadaş, bu bir mimik oyunu. O çocuk öğrenecek. Zamanı gelecek, o çocuk da öğrenecek. O çocuk da oynayacak bu oyunları. İşte demek istediğim, sizden ricam, yani ben eleştirenlere kızmıyorum, eleştirsinler ama bunu bir mimik oyunu olduğunu bilsinler. Mesela kedi ne yapıyor? Ağzını burnunu şey yapar, bıyıklarını hani ya böyle yapar. Bu mimiktir. Efendim miau diye ses çıkarır. Bu bir mimiktir. Bunu çıkarmak yani herkes miau miau etmez. Miau diye bir nazik yani. Bir kedi de hakikaten mavladığı zaman, miavladığı zaman kibarca miavlar yani. Ben bunu Seko Mahallesi, Seko Mahallesi derler. Mustafa Paşa Mahallesi'nde 10 yaşındayken orada icra ettim yani. Orada bir sünnet düğününde bana öğreten Gökçen abi dedi ki bundan sonra dedi bu oyunları dedi Cahit oynayacak dedi. Ben de bir sünnet düğününde çıktım bu oyunu oynadım. Ve bu oyunu oynadıktan sonra hakikaten çok takdir ettiler beni. Bu Gökçen Kılıç'tan sonra bir tek oyunu oynayacak şahıs Cahitcan diye. Beni met etmiyorum. Oynayan varsa Hodri Meydan demişim. Bir zevktir yani bir ustalıktır. Bu oyunu oynayan herkes oynayamaz. Bu oyunu oynayan herkes oynadığı zaman bu mimikleri yapamaz. Eroğlu mesela rahmetli Göda bir program yapmıştık.
şeyde Atatürk Kültür Merkezi'nde ondan. Dedi ki hakikaten dedi ben dedi senin oyununa gıpta ediyorum. Rahmetli Mehmet Şerif Çeçen. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. O da bu oyunun en kral melodisini, müziğini çalan bir abimizdi. Davulculardan Kıdır abi. Kıdır Sezgin abimiz. En kral davulu o çalardı yani. Biz onlardan yetiştik bu oyuna. E şimdi de maşallah yani Ekrem Oruç var, şey var, oğlu var. Yani bunlar çalıyorlar. Hakikaten bu oyun sadece oynanacak bir oyun değil. Davul kıranı eşliğinde oynanır. İnce sazdan da oynanır. Yani keman, dabruka, def falan o sazlardan da oynanır ama bunu en güzelini icra edenler davul klarnettir yani. Ben bir tek Erzurum'da gördüm. Erzurum'da onlar da iki kişi oynuyorlar. Sadece böyle bir hareketlerle. Ama onlar da müziğe gıpta olmuşlar ama hareketlerle oynuyorlar. Mimik yok. Orada mimik yok. Ben mimik oyunlarından bunu sergiliyorum zaten. Başta da söyledim ya. Bu oyun bir mimik oyunudur. Mesela kendisi kızsınız geliyor. Onu da oynuyorlar. Erzurum oyunudur. Ama o hareketleri biz daha güzelini yapıyoruz. O mimikleri biz daha güzelini yapıyoruz. Allah yine rahmet etsin. Çiçek Köfteci Coşkun Usta vardı. Ben de onu gelsin kızını ondan öğrenmişimdir yani. Beraber oynamışız. Tiyatroda oynamışız. Abdullah Şeyhoğlu'nun tiyatrosunda oynamışız. Yani biz her şeyde yani varız. Ölene kadar bu oyunu oynayacağız ve sürdüreceğiz yani. Bu kültürümüzü bırakmayacağız. Gelecek nesillere öğretmeye hazırız. Kim derse biz onun yanındayız. Gelsin öğretelim, onlara yardımcı olalım. Hani diğer şehirlerde mesela bu oyunlar oynanmıyor. Ama biz gösteri olarak o oyunları sergiliyoruz yani. Gittiğimiz düğünlerde, gittiğimiz toplantılarda, gittiğimiz şenliklerde bu oyunları sergiliyoruz. Mesela fuarlara gidiyoruz. Demin de başta da söyledim. Fuarlara gidiyoruz. Biz bu oyunları sergiliyoruz. Sergilemiyoruz değil yani. Hakikaten il dışında olan vatandaşlarımız bu oyunu çok seviyorlar. Telefonlarla biz mesela buradan düğünlere çağrılıyoruz, gecelere çağrılıyoruz. Sırf bu oyunu sergilemek için yani. Efendim dediğim gibi bu oyun davul klarnet oyunudur. Davul klarnet çalar. Mesela of of diye bir sesleriz. Bizim pisi gövlenecek. Parası yok dilenecek. Ondan bundan borcu edecek. Vay pısigim pısigim. Oy pısigim pısigim. Han ya benim sevdiğim. Vur davula tokmağı diye başlar. İkinci nakaratta mesela ikinci şeyde of of yine bir sesten şey yaparız. Pisigi gözü çakmak taşı yattığı yerler ocak başı yediği güde kenger aşı. Vay pısigim pısigim. Oy pısigim pısigim. Han ya benim sevdiğim. Vur davula tokmağı.
Ama burada işte mimikler çok önemli. Biz burada bir mimik yapıyoruz ama bu mimiği sevmiyorum. Yapamıyorum yani. Esas müzikte mimikler çok önemli. Of of meow. Şimdi pisik meleğe kaçacak. Kızdıracağız. Meleğe kaçacak. Of of. Elimi attım küreğe. Meow. Meow. Pisik kaçtı meleğe. Vay pisikim pisikim. Oy pisikim pisikim. Hani ya benim sevdiğim. Burada ula tokmağı. Çal zırna zırna yağdı baba. Diye uzanır yani. Sözleri böyledir yani. Ha, istediğin sözü söylersin. Ama esas sözleri bunlar. Bunlara katmalar olur. Yani buna devamlı vurguluyorum. Bu mimik oyunudur. Mimik olmasa, hareket olmasa bu oyun yani sıradan bir oyun çıkar yani. Zaten bundan dolayı halk seviyor. Halk bunu tercih ediyor. Ha, etmeyenler de var. Etmesinler. Sevmesinler. Biz halkımız için varız. Biz sevenler için varız. Biz kültür için varız. Ahan geldik, ahan gidiyoruz ha. Ahan geldik, ahan gidiyoruz. Arkamızda yetişen yok. Gelsin yetiştirelim. Gelsin öğretelim. Ahan geldik, ahan gidiyoruz. Yarın öbür gün bugün varız, yarın öbür gün yokuz. Leblebici oyunu, o da bir mimik oyunudur. Biz bunu şeyini de çektik, yöresel olarak. Kalburdan oynanır. İçerisine leblebi koyulur. Bir ocağın başında sergilenir. Ama işte düğünlerde, meydanlarda, alanlarda kalburla bu oyunu oynarız. Mesela leblebici kavurdum oyunu. İki kişiden oynanır. En az iki kişiden oynanır. Tek de oynanır. Mesela kalbura elini alırsın. Leblebici müziği çalar. O da davul klarnetten çalması lazım. Onu da bir kısa müziğini vereyim. Leblebiyi kavurdum. Dumanını dumanını savurdum. Leblebiyi kavurdum. Dumanını dumanını savurdum. Ben o yarı görende can evinden vuruldum. Ben o yarı görende can evimden vuruldum. Bigi 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 leblebici. Leblebi canım içi. Yani böyle sözleri vardır yani. O da güzel bir oyundur. Çok rağbet gören bir oyundur. Tabii ki bir sanatçı yani leblebiyi kavurmasını, sanatçılığını, onun öğrenmesini yani kavrulmasını şey yapmıştır. Biz o görüntüleri de, ha bu Elazığ'dan başka bir yerde zannetmem oynanır leblebici. Pisik oyunu gibi değil. O Erzurum'da mesela oynamışlar ama leblebici bizim buraya has. Ovaya has bir oyundur yani. Yine dediğimiz gibi köylüler. Bunu oynayan köylülerdir.
şu anda zaten bu oyunu oynamak için, bu yöresel, mizansel oyunları oynamak için yöresel giyineceksin. Yöresel olacaksın. Leblebi sanatçının hareketleri, hikayesi o. Bu da mesela bizim bu aşağıda leblebiciler çarşısı var. Mesela orada eskiden ustalar kendi aralarında bu oyunları oynarlarmış. Kendi aralarında. Tabii ki atıyorum yani bir asır geçmiş o oyunlar oynanmış. Biz de bu oyunları şu anda sergiliyoruz yani. Yaşımız 70 ama biz bu oyunları eski geleneklerimizi sergilemek için mücadele ediyoruz yani. Mücadele ediyorum ben. Tenekeci Nuri abi oynar bu oyunu. Ben oynarım. Birkaç tane arkadaşlar var yani. Köylülerden gençler mesela oynuyorlar da yani düz oynuyorlar. Leblebici oyunu o da bir mimik oyunudur. Bir hareket oyunudur yani. Düz böyle elin belen takıp da şey yapıp da bir gidip gelme oyunu değildir yani. Bir kalburun olacak mutlaka. Kalburun içerisinde leblebicin veya nohutun olacak ki görsel olsun. O elediğin zaman o görselliği görsünler yani. Bu ne yapıyor? Ne kavuruyor? Ne eliyor? Demek istediğim bu oyunlar mı? Hep bir mimik oyunu, hep bir eserdir yani. Vici 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 leblebici vici vici.